Tabii medya denetlemek dendiği zaman bu da çok kritik bir soru ve kritik bir eylem. Yani bunu kim yapacak, nasıl yapacak sorusunun da doğru bir şekilde Tabii ki doğru cevap vermesi tartışmamız lazım. lazım. Göbels der ki, Yılmaz Bey, bu Göbels, bunu beğendiğim için söylemiyorum. İşte Hitler'i yaratan adam, belki de en nefret ettiğim adam. Ama bu Göbels'in dünyadaki iletişim teorilerinin ağababası olduğunu, büyük çoğunluğun adını zikretmez kimse. Bütün Amerikan ders kitapları Göbels'in teorileridir zaten. Bireyin algılamaları kendi haline bırakılamaz demiş. Şimdi bu çok önemli bir şey. Çağ ilerledikçe insanlar kimlik ararlar. Bakın, toplumsal değişimler, dönüşümler olunca insan yeni kimlik arar. Mesela köyden şehre geç etmişsinizdir. Artık şehirlisinizdir, o bir yeni kimliktir. İşte Avrupa Birliği'ne girmişsinizdir, o bir yeni kimliktir. Hep kimlik değiştirir. İnsan yeni bir kimlik, gelişen bir kimlik arayışı içindedir. Şimdi imajla medya bu kimliği yaratır ve bu kimlikler üzerine hegemonya kurar. Kurmaya başladı 2000'li yıllarda. Özellikle 2000 diyorum çünkü IT teknolojinin, information technology denilen bilgi teknolojilerindeki, kompütör sanayindeki, işte surveillance sanayindeki gelişme, işte internet yayıncılığı, kablo TV, şunlar bunlar, detayını herhalde herkes anlıyor. Medya doğrudan doğruya politikada taraf olmasına gelişmiş demokrasiler asla izin vermiyor.